Niye ben akşam şimdi böyle bir şey yaptım size? Bence izleyicilerim bunu duymaya hak ediyor. Videomuza hoş geldiniz kızlar. Bugün Perşembe ve saat 4'ü geçiyor birazcık. Ben işten çıktım, çocuklarla da birlikte geldik, Mizgin'lere geldik bugün. Havanın güzel olacağını biliyordum. Dedim Mizgin, Baran böyle bize mangalda şey yapsın, ev yapın, burger yapsın dedim. O yüzden buraya geldik, çocuklar da bahçede oynuyor. Hava çok güzel. Tam böyle şey ılık, güzel ama her öyle dedikçe yarın eminim şey olacak, böyle birden soğuk olacak. Biliyorum yani buranın havasına hiç güven olmuyor çünkü. Fidoş! Yavrum benim bu kızım çok bal çok. Kızlar biliyor musunuz dün aslında Fidoş'umun doğum günüydü. 17 Nisan. 17. 1 yaşında oldu. Dün doğum günüydü ama kutlaması pazar günü olacak inşallah. Parkta böyle tatlış bir doğum günü partisi düzenleyeceğiz. İşte piknik tarzı, çocuklar parkta oynasın. Kızımın şey fotoğraf çekimi de oldu. Bu cake smash dedikleri fotoğraf çekimi de oldu. Onlardan da biraz sizin için yayınlarım. Elif çekti fotoğraflarını. Buradan da tekrar teşekkür ederiz. Bilgilerini de paylaşırım. Yeni bir şirket, yeni bir işletme. Elif başlamış böyle. Bebeklerin yeni doğum veya bir yaşının fotoğraflarını çekiyor. Merak ederseniz sayfasına bakabilirsiniz. Lidamız'ın da aynı zamanda yeni doğan bebek fotoğraflarını çekmişti kendisi. Çocukların gerçekten hiç enerjisi bitmiyor. Hiç bitmiyor. Kim der ki sabah 7'den beri uyanık. Böyleler. Hazırlayayım. Vazon her şeyi. Fidoş bak. İnga. Oh baby shark baby shark baby shark baby shark. Arkadaşlarım yemekler oluyordu. Burger banları, burgerler. Üf çok güzel. Kemal Baran inşallah tencerede havada yapmayacaksın. Ya. Mangalda yapmayacak mıydın? Ya. Niye? Evet. Niye mangalda yapmayacağım? Niye ben mangal tadı hissedim? Kömür varsa yapsana 2 dakika. İşte o yüzden. Ne düşünüyorsun? Ne oldu? 6 tane et için şimdi mangal mı? Tamam da yapmayalım o zaman. 6 tane et için diyor, mangal mı yapayım diyor. Yani oldu. Bir şey değil o zaman. Normal et var, argüman kabak var. Tamam bir şey değil o zaman. Burada da patates var. Aynen. Ama genç bana düşündüğün zaman da bir balık için de sonuçta bir mangal yapıyorsun. O yakıyorsun. Aynen. Ne haber Mizgi? Nasılsın? İyisin. İyi. Nasıl geçiyor günleri? İyi. Biraz zorlu biliyorsun. Saçın bayağı uzamış. Evet, vitaminimin hepsi saçımda ama bende kalmadı. Ne fidan bırakıyor ne saçlarım bırakıyor. Vücutta vitamin. Baksana. Küçük çocuklar diyor ya. Vitamin D eksikliğiyle kullanmıyorum. Bir gün senin gibi düşüp bayılacağım. Evet. Düşüp hep kalsın. Evet. Diyecekler bana. Aynen. Şu aklıma gelmiş mi? İç yemekten sonra iç ama bir de portakal suyuyla iç. Aa, yok onu yapamam canım. Diyetteyim biliyorsun. Ha. Suyla içerim. Bütün vitaminim diyor saça gidiyor. Ne yapıyor evet. Çocuklar? Ha, Arya iyi biraz dinlen kızım ya. Ne kadar yoruldum bugün benim kızım. Ben de çok yoruldum, bahçeyle uğraştım. Hı? Bugün ben de çok yoruldum bahçeyle uğraştım. Ne yaptın bugün? Bugün toprak, 10 torba toprak aldım. Sonunda o ton, 10 ton torbayı aldın torba mı? Torba aldım. Bugün 10 ton bile. Karıştırdım. Torba değil. Al. Karıştırdım, toprağım güzel oldu. Bir iki gün böyle bir karışımı beklesin. Ondan sonra ekelim. Söyle hala. Hala. Sana ver, yüge oyna diye benimle. Hala. Bana aynen, hala demiyor videoda. Güzel, evin içinde iyi. Ama buz gibi. Evet. Niye bana buna akıyor? Ben bir şey demedim ki. Evin içinde değil yani dalga güzel geçiyor. Güzel olmuş kızımla. Diyor benim. Kızımla dalga geçiyor. Kızımın tokaları kaymış. Soğuktur. Banyo tıkır. Kızım burnu akıyor. Hala, hala. Bu kızın niye böyle bir cins? Videoda hala demiyor. Beni geçen YouTube'da canlı yayında da rezil etti. Bütün gün bana hala diyor ama. Benim başlarıma da hala diyor ama. Ama sana gelince bilmiyorum. Demek ki seni sinir etmeye çalışacak. Hala. Hala. Arya de ondan sonra hala geçer. Gündüz beni aradın Mizgin. Beni görünce hala hala dedi. Dedim anne sana hala diyor. Halam. Hadi bas, hadi bas böyle. Hadi şu bak. Ay anne, bütün çocuklarla herhalde o oyunu oynadın ha. Çok oynadık bunu. Hala. Hadi bas böyle bas.
Hallam. Pideş bak. Kızlarım, canlarım, bugün Instagram'da benim ilk iş günüm olduğu için beni tebrik eden arkadaşlarıma öpüyorum. Nasıl geçti diyeceksiniz. Kızlar, ses, gürültü, ana, o ne kız, 30 tane çocuk aynı sınıfın içinde. Tabii evet, okulda bir değişik... Bir meslek değil aslında. Ama çok keyifli ya, ben çok seviyorum işte, ben böyle başka ya, bir cinsim. Ya sen eğitimi aldığın için sana koşayım. Ama bir de okulda hani çocuklar değişik oluyor, disiplinli oluyor, rutinli oluyor, dinliyorlar seni. Tabii aralarında böyle bir iki tane kaytaran çıkıyor. Ama çok keyifliydi, keyif aldım. İlk başta böyle bir stresli böyle... Başlamadım da, anksiyeteli başladım ama sonra gerisi geldi zaten. Yani gözümü açıp kapayıncaya kadar gün bitti. Güzeldi, keyifliydi. Sen belki dedin şu anda kapalı alandayım, çıkamam. Yok, inan, o hiç aklıma gelmiyor çünkü. Bir şey aklıma getirmeyeceğim. Rahat bir ortam, öyle çok böyle sık boğaz edilen bir ortam değil zaten. Bir de önceden ya bütün zamanla alışırsanız birbirinize daha iyi olur. Aynen, bir de herkesi tanıdığım için onlar da beni tanıdım diyor tabii tadilinden beri. Yeni bir iş yerine başla, insan böyle heyecanlanıyor. Tanımazsan evet. Ama ben bütün öğretmenleri tanıyorum artık, onlar da beni tanıdığı için. Yardım eden, destek veren öğretmenler de oldu. İşte orada kalmamı devamlı istedikleri için hani yardım da ettiler. Güzeldi yani, keyifliydi. Devam eder miyim? Ederim. Hoşuma da gitti. Ya da belki full time daha verirler. Ya belki işte full time başlamak ister miyim bilmiyorum onu. Onu bilmiyorum. Niye? Çocuklar büyüdükten sonra başlayalım. Evet, çocuklar büyüdükten sonra olur ama daha derin devran küçükken olmaz. Mama, ver de ses alın. Aşkım gel. Aşkım ben devranı bugün ver gördüm. Değil mi? Aşkım ben soğuyum. Ama nerede? Bir devre arkasına bak der ki. Where is mommy? Aşkım ben gördüm oldu şimdi. Bisikletle oynuyordu, gördü beni böyle el salladı. Çok hoşlarına gidiyorlar annelerini, ailesini işte okulda görünce. Tabii Arya da benim aynı şeydeydik, oyun alanındaydık. Arya da hiç peşimi bırakmadı oyun alanında. Bu da benim büyük oğlum, bunun oynama alanı başka bir yerde artık büyüdü ya. Öyle yapma aşkım, öyle şeyler. Ben can have your fame. I'm all the big boobies here. I'm all your good. They're filming you. Neyse ben iş başına. Hadi yemek yapalım, yemek yiyelim. Benim çok yakışıklı. Nasıl çiğne salep? Nasıl çiğne salep, nasıl yapıyorsun? İşte soğan, cucumber, çiğne. Çiğne ne? You make a salad. Balık. Up mayonnaise. That's your. Hmm, ben daha önce yemedim öyle bir şey. Balık yemek için. It's really good. It's really nice, and it's your diet meal every night, so you don't get bored of that. Neyse sen yap, biz sonra çekeriz, görürüz. Bu bitsin sonra başlayayım. Having salmon, and he's having McDonald's, which I don't like, and I'm having tuna and avocado. And tamam, iki farklı salata arkadaşlar well. Çünkü Miskin ve Baran burger yemeyeceklermiş, onlar salata yiyecek. Bir tanesi tuna balık yiyecek, avokado ile. Salmon. Bunu Miskin yiyecek. Bunu da maydanozlu, soğanlı, somon balıklı şey yiyecek. Baran yiyecek. Değil mi? Peki siz acıkmayacak mısınız ondan sonra? Çok tutuyor. Ha? Çok tutuyor. Beni çok tutuyor. Bana da bilemem. Şu zaman ekmek. Evet değil mi anne? Ekmek alışınca yedikçe acıkırsın. Sadece şeker. Herkes diyete girmiş, halası da hiç umursamıyor. Halası umursamıyor, halası umursamıyor. Herkes diyete girmiş, halası hobbidi gıtlak yiyor. Ne yaparsın, bir şey değil. Halası hobbidi gıtlak yiyor. Sen bir 5 gününü ver, bitti. Hı? Sen bir 5 gününü verirsen bitti. Valla ben diyet miyet yapmayacağım arkadaşlar. Yapma. Ben sadece yiyeceğim. Ne güzel. Yani can boğazdan gelir diye bir laf var. Hayata da bir kere geliyor. Yani. Ben sadece yazaf yemek için.
başladım. When I found a company. Evet, iyi yapıyorsun. Miskin'in bir arkadaş da yapıyor. Güzel. Söyleyin hadi bana. Hadi bana söyleyin kimin yeğeni bu kadar güzel bak. Hobidi maşallah maşallah maşallah. Kızım yürüyordu, sen niye tuttun? Ben şiştirdim. Gel. Gel. Gel gel. Şşş, bir şey olmadı, bir şey olmadı. Çocuğum bir şey olmadı, bir şey olmadı aşkım. Bağırmadık ya şimdi. Bir yere ağrımadı. Bir yere ağrımadı. Aynen. Aşkım hiç saça tipe aslan aslan baksana. Çok sağ ol benim kızım. Ama hiç ay, yakıştıkça o kaçıyor. Yakışma o gelir sana. Kızım çok sevir biliyorum ama sevmir bu. Hele yakışırsan sıkarsan sevmir. Bu için çocuklar da kaçıyor. Ne çocuk söylüyor nereye? Ama çok seviliyor. Leg. Tarin sen yorulacaksın, otur belini ağrıtacaksın. Oturt yere. Ezgi abla toplar beni şekli. Mama. Her şey mama. Sen daha yeni verdin sana çorbayı. Mutfakta büyük bir baba var. Hadi dur annem. Al ya. Bu. Çok işte sidanı şey yapıyor. Şu an canı sıkılıyor anne o yüzden. Yoksa ne zaman görmüşsün benim kızım kıskanmış. Az önce bayağı oynadım, sevdim. Ha? Biraz önce Fidan'la ilgilenirken bu geldi kucağıma oturdu. Kimin? Benim kucağıma oturdu. Var ya. O diyor Fidan benimle oynamıyor. Ay ya. Belim. Uy, belim çatladı. Lan dur 30 kilo. Dur her yer hiç bulunca bu da ağrımıyor. Bu da Messi gibi canlı kıymetini biliyor. Ay saçımı çekiyorsun abi ya. Saçımı çekiyorsun. Ya şu kıza niye biriniz yemek vermiyor? He's hungry. Halbuki kendileri yer ki. Miskin sen niye benim çocuklarıma yemek veriyorsun? Doyum diye. Kendi yemiş gibi oraya herhalde. Evet. Uy garibim. Sen şunu yiyemiyorsun onu. Burgerle chips. Bir şey değil. Zayıfladığım zaman gömerim. Hele bir zayıflayayım. O zaman istediğimi ya az az yerim. Anlaşılırsan. Ah. Ama güzel görünüyor gerçekten. Aa, daha güzel yapmış. Anneanne o bölgemi düşürüyor. Ama tutmuyorsun Devran. Hayır. Hava birden bozdu o yüzden içeri geldik. Yoksa güzel bahçede yemek yerdik. Hemen göstereyim size. Kardeşimin eli dokunur da güzel yapmaz mı kızlar patatesler böyle. Yavrum ne kadar şanslı senin karın ya. Ya. Millet koca görsün koca. Maşallah bir tane nazar boncuğu şuraya koyayım diyecektim de nazar boncuğu buradaymış. Şöyle videonun köşesine koyayım. Videonun köşesine böyle. Maşallah tü. Kardeşini övenler de bugün. Hakikaten sizin niye nazar boncuğu mutfakta? Ne olur ne olmaz. Miskin senin tartı maceran neydi? Bence izleyicilerin bunu duymayı hak ediyor. Bu da beni her şekilde rezil. Ama çok komik değil mi? Şimdi yere indirdim tartı da aldım. Diyor ki sabah diyor tartıyı indirdim. He sabah tartıldım. Tartıldıktan sonra indireyim dedim. Paramparça oldu can böyle paramparça.
Dedim herhalde benim yüküm ağır geldi tartıya ya da nazar değdi. Kilonu görünce tartı nazar değdi. Dayanamadım tartı. Dayanamadım. Bak su bile dayanamadı şu an. Haydi çips. Bu da yemek yapıyor. İyi izlesene nasıl güzel karıştırıyor. Yes anneciğim. Bak kızımı karıştırmasını iyi izle şimdi. Halası bak güzel karıştırıyor. Bak sana pankek yapacak. Bak Mizgin ayarlayalım. Herkes bir tepsi bir şey yapsın getirsin pazar günü. Hey ablama söyledim. Bize sen yaparsın. Aha, ben de yaparım. Bir şey yaparım. Anneye ablam kısır yapsın. Geçen kısır dün yaptı baya güzeldi. Dün ablam kısır yaptı. Aha. Güzel miydi ya? Kısır yeah, kısır yapsın. Tamam. Abi, herkes birkaç bir şey yapsın. Annem de kömbe yapsın. Abi, dur getireyim annem. Selam, eve geldim. Şöyle oturayım da iki sepet dolusu çamaşır vardı. Onları katladım. Hatta bir kısmını direkt sepetin içine koydum. Yukarı çıkartacağım. Çünkü ben katladıktan sonra aşağıda ise hepsini bir araya koyuyorum. İşte Arya'nınkilerini ayrı, benimkileri ayrı falan böyle ayırıyorum. Yukarı çıktığımda da oda dolaşıyorum. Ama renkliler, beyazlar, siyahlar hepsi ayrı yıkanıp ayrı katlandığı için bir üst üste katlandı, koyuldu, karıştı biraz. O yüzden şimdi buraya yatağın üstüne getiriyorum, öyle olunca da diziyorum. Ondan sonra yerleştiriyorum. Bir kısmını da dediğim gibi sepetin içine koydum. Dedim yukarıda hallederim, biraz yoruldum. Gelir gelmez çocukları hallettim, yatırdım ya yani yatağa koydum, yattılar. Ben de şipşak bir ortalığı toparladım. Zaten birkaç gündür böyle evde varla yok gibiyiz. Öyle olunca daha da kötü oluyor biliyor musunuz? Çünkü hızlı hazırlanıp ya da hızlı telaşla çıkıyorsun, ev öyle kalıyor. Akşam da işte ne kadar yaptıysam. Neyse ki mutfak toparlı, çocukların odasından böyle yukarıdan başladım, aşağı indim. Çamaşırlar hallettim, tekrar yukarı çıktım. Az biraz da dinlendim. Fazla oturmayacağım, çamaşırları getireceğim. Getireyim hatta. Kızlar, Elif'i gördüm, diyete başlamış bile. Vallahi gördüm, 65 kilolarda. Ben de bir gaz geldi böyle akşamın bu saatinde, dedim tartılsam mı? Normalde böyle hiç bu saatte tartılma saati değil aslında ama dur bir. Sonra hallederiz bir beraber. En azından şurası boş. Tadadadam. Hocam beyler hala hasta. Ev sen hala hasta mısın? Bey bu saatte C vitamini içmiyorsun değil mi? İçiyorum. Bir izleyicim dedi ki akşam içme uykusuzluk yapar. Ben uykusuzum. Serhat gördüğü her yerde uyuyor. Sen götürebilirsin çünkü. Niye? Neyse dur şöyle yapayım. Challenge. Elif izliyorsan canım arkadaşım. Challenge yapalım seninle birlikte. Gerçi Elif kalçalardan, ben göbekten şikayetçiyim. İki ayrı nokta ama. Ay, tırstım. Ay. Şöyle tek ayakla çıksam. Üf. Kız o kadar da göstermiyorum. Benim tartı yanlış mı yapıyor? Geri değiştirsem acaba azalır mı be? Ha? Tek bacak üstünde dursam? Daha çok. Ha? Daha çok. Neyse 69.55. Ve bizim düğün tam bir ay sonra. Yani biliyorsunuz kafaya koyduğumda yapıyorum da kafam orada değil şu an. Yani biraz şura gitse biraz daha iyi. Üzüldüm. Niye ben akşam şimdi böyle bir şey yaptım ki böyle? Neyse akşam tartılmak daha iyi çünkü abur cubur yemezsin. Değil mi? Yo canım çekmiyor da yani. Hani bir sonraki seferler için, yarınlar için, yarınlarımız için yemem. Üzüldüm. Çaktırmayayım ama bayağı üzüldüm ben. Suyu çek. Bunun üstüne soğuk bir su girer.
Çamaşır var babe, iki sepet. Onu sen yerleştireceksin mi? Ben de öyle tahmin etmiştim. Diyor niye yukarı çıkıyorsun? Keyfimden. Çilemiz bitmez bizim. Bizim ne çilemiz biter ne kilolarımız biter. Neyse kızlar, Serhat'a da dediğim gibi açlık orucuna giriyorum. Dediğimi dinleyin ama uygulamayın. Şaka bir yana, gerçekten bir detoks, metoks yapmamız lazım. Çaktırmayın, Fadime derim beni bir temizlenme, arınma grubuna koydu ama grubumu mütledim. Instagram'da yapılıyor yani, Instagram değildi. WhatsApp'ta mute yapabiliyorsun ya grubu, mütledim. Kusura bakmayın kızlar, orada olanlar, beni izleyen varsa. Yani cesaretinizden dolayı sizi tebrik ediyorum tabii ama ben şu an öyle bir şeye koyamıyorum kendimi. Mantık içerisine. O yüzden yani. Neyse. Şunları katlayayım, yerleştireyim. Ondan sonra görüşürüz. Çok şükür bitti. Böyle enerjim kendimde olduğunda o kadar iş bitiriyorum ki hayret ediyorum sonra kendime gerçekten de. Şok oluyorum kendime yani bitirdiğim işler için. Ama gerçekten de son bir iki gündür kendimi iyi hissediyorum. Sepetleri buraya koyuyorum. Kamyon içinde dolsun diye. Onlar da kurusun. Az sonra biter zaten. Devran'ın şu beslenmesini de yıkayacağım, hazırlayacağım yarın için. İki tane var. Bir de kaşık yoğurt için. Bu yoğurt kaşıklarını böyle peçeteye koyuyorlar ya, kuruyor. Ondan sonra böyle bir çıkartmak beni böyle tüylerimi şey yapıyor. Keşke yapmasalar. Her böyle yaptıklarında böyle şey oluyor. Muzunu yememiş. Muzun hariç hepsini bitiriyor. Bazen yiyor, bazen yemiyor. Neyse onları yıkayacağım. Diğerlerini elle makine atacağım. Yarın da çöp günü olduğu için çöplerden de kurtulacağız. Makine zaten boş. Hep bardak çıkıyor bizim evde. Şişelerini koyduğum zaman problem yok. Ama şişe koymadığım zaman kendine, herkese kendine şişe. O zaman 10 tane bardak çıkıyor. Kişi başı. Gördüğünüz gibi şipşak bir temizlik. Dün bayağı geç geldik ya, hiçbir şey doğru düzgün yapamadım. Sabah da işe gittim ama zaten dediğim gibi çok dağınık değildi. Bir ara böyle bana geliyorlar çekmeme şeye. Çekemem aslında işte. Kendimi kötü hissettiğimi ister istemez hiçbir insan yapamıyor. Bak biraz bir tık böyle enerjiyim. Hani demek vücudumu iyi hissediyorum. Yapıyorum. Onun haricinde yapamıyorum. Biliyorum, biraz yokladım. Şimdi böyle ele yıkıyorum ki hazır olsun. Şimdi makine daha açılmayacak, daha boş. Masanın üstündeki bardakları da koyalım. Ondan sonra bir ara yarın da şu tencereleri yıkayıp kaldırırım. Daha yıkamaya fırsatım bile olmadı onları. Öyle. Çamaşır çıktım. Videoyu editlerim. Bir tane de bitki çayını içerim. Tartıdaki rakama kanarım. Tartıdaki rakama yanarım. Yanarım, yanarım. Bugün o kadar isimle dalga geçiyorum. İnsan bile kendi kilosunu görür. Kendi kilomu görmüyorum. Yarına iş bırakmamaya çalışıyorum çünkü annemleri çağırdım yarın bize. Dedim yarın da bize gelin. Okuldan sonra dedim balık alırım, balık yaparız dedim. Somon balığı, uzun zamandır balık yemiyoruz. Dedim ben de balık alırım. Hani yapması da onun bahset, bize gelirsiniz. O yüzden dedim böyle yarın sabah, okul sabah koşturmalı oluyor ya, bir şey yapamayacağım. Akşam yapayım, hemen tertemiz olsun ortalık. Sonra akşam Cumhur'a geldiğinde en azından temiz, temiz kankirlense. Temiz bir kankirlenince kötü oluyor. Okay. Şuraya bir ilaç dökeyim, ondan sonra bitti.
domestos. Ondan sonra da bir duş ve bitti. Pazartesi günü dedik ki şey yapalım. Anlaştık. Pazartesi günü birkaç abiye dükkanlarını gezeceğiz. Burada Mizgin, ben, annem, yengem o gün çalışmıyor. Yengemi de alırız. Birlikte gideriz. Biraz dolaşırız. Mizgin'in bildiği bir yer varmış. Dedi. Ezgi abla ve diğer abiyeler gelecek. Oraya dedim gidelim o zaman pazartesi günü. Artık ne olduysa yani bir şeyler bulacağız. En azından hani bulalım da bedenimize bakalım. Ona göre diyet yapacak mıyız, yapmayacak mıyız, boş duruyor mu, durmuyor mu, ayarlayalım. Yoksa olmayacak. Okey, burayı ilaçladıktan sonra bezi de şey yapıyorum, bezi de biraz ilaçlıyorum böyle içinde. İlaçladıktan sonra da biraz daha ilaçla, köpükle şöyle biraz alıyorum buna. Ondan sonra köpüküyorum. Hemen dedi. Şu kapakları siliyorum. Akşam telefonu var bir de. Makine bitti. Dit dit. Evet. Kızlar çamaşırlar da tamam. Tik. Geldik gecenin sonuna. Bugün videoyu burada editledim. Biraz ortam değişikliği olunca enerji gelir diye. Umarım hoşunuza giden bir video olmuş arkadaşlarım. Kendinize çok iyi bakın. Sizi seviyorum. Bay bay. Thank you.